Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden, Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 28 Mayıs 2017 Pazar, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Günün gelişmelerine ilişkin ayrıntılara geçeceğiz ama önce futbol diyoruz. Bu sezon maalesef bekleneni veremeyen Bursaspor kader maçı için sahadaydı. Evinde Gençler Birliği'ni ağırlayan Yeşil Beyazlılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Şimdi ayrıntıları Cevdet Altınel'den alacağız. Cevdet Altınel, gözler bugün Bursaspor Gençler Birliği, kulaklarsa Ankara'da oynanan Osmanlı Spor Çaykur Rize maçındaydı. Ancak sonuç Yeşil Beyazlıların istediği gibi olmadı. Maça ilişkin notlar almak üzere söz sende. Evet Ferit, tüm seyircilerden mutlu akşamlar diliyorum Bursaspor için. İşte mutlu bir akşam değil. Bunun altını çizelim. İnanılır gibi değil, inanamıyoruz. İnanılır gibi sonuçlar alınmadı. Açıkçası mantıklı olarak bir açıklamasını da yapamıyoruz. Ligin 15. haftasında Bursaspor 27 puanla 5. sıradaydı. Şu an baktığımızda Bursaspor Çaykur Rizespor'la birlikte son haftaya düşme tehlikesi yaşayan takımlar arasına girmiş oldu. Bugünkü karşılaşmaya Bursaspor iyi hazırlandı. Mutlak galibiyet parolasıyla da çıktı diyebiliriz. Futbolcuların alacakları vardı. Başkan Ali Ay kulübün kasasında yoktu. Kendi bütçesinden belli bir miktarda futbolcu alacaklarını ödedi. Antrenmanlar iyi geçti. Görünürde iyi geçti ama baktığımızda sahadaki sonuç Gençler Birliği karşısında hiç de istenilen bir sonuç değildi açıkçası. Ligin son haftasına giriyoruz. Evet, Bursaspor çok yakından ilgilendiren bir karşılaşma daha vardı. Osmanlı Spor, Çaykur Rizespor arasında. Çaykur Rizespor son haftalarda olduğu gibi bu maçı da kazanmayı bildi. 2-1. Karadeniz ekibi bu karşılaşmayı kazanarak Bursasporlu arasındaki puan farkını 2'ye indirmiş oldu. Yani şunu anlıyoruz bu sonuçla birlikte, iki sonuçla birlikte. Bursaspor'un ligin son haftasında Trabzon'da Trabzonspor'la oynayacağı maçı kazanması gerekiyor ki ligde kalabilsin. İkinci bir ihtimal daha var. Alanyaspor'un evinde Çaykur Rizespor'un evinde Alanyaspor'la berabere ya da mağlubiyetle ayrılması gerekiyor ki Bursaspor ligde kalabilsin. Yani 3 ihtimalden söz ediyoruz. Ama şu ana kadar baktığımızda Rizespor çok istikrarlı bir galibiyet grafiği çizdi. Osmanlıspor da deplasmanda 2-1 yenerek bunlara bir yenisini ekledi. Hakikaten 11 puan vardı baktığımızda 4 hafta önce. Ama puan farkı 2'ye indi bir anda. Bunun da altını çizmekte fayda var. Tam anlamıyla bir matem havası. Hakikaten nasıl tarif edilecek? Bunu tarif edilecek bir söz de bulamıyorum. Bu cümleyi de kurmak istemiyorum açıkçası. 2004 yılında biz bunu Sakarya'da çok kötü bir şekilde yaşamıştık. Temennimiz bunu ligin son haftasında yaşamamız ama hakikaten işler iyi gitmiyor. Yani bugünkü karşılaşmada Bursaspor iyi başladı. İlk yarıdaki görüntü tamamen Bursaspor'un lehineydi. Nitekim 16. dakikada Orkeira'nın golü de geldi. İkinci 45 dakikada Bursaspor 2-3'e yakalayacak pozisyonları da yakaladı. Ama bunları atamadı. Atamayınca golü bulan taraf konuk ekip Gençler Birliği oldu ve Ranti ile beraberliği sağladı başkent ekibi. 90+3'te kontra atakta İsah'la da kırmızı siyahlı ekip 90 dakikanın ardından sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. Hakikaten bundan sonra ne yapılacak? Tam bir soru işareti, tam bir muamma. Çünkü hakikaten Bursaspor'da işler iyi gitmiyor. Artık son hafta, son haftada Bursaspor'un bir şekilde Trabzonspor'u deplasmanda yenmesi gerekiyor. Bugüne kadar gösterdiği performans tam anlamıyla büyük hayal kırıklığı. 5 haftada 5. mağlubiyetini aldı üst üste Bursaspor. İnanılır gibi değil. Hakikaten Avrupa'ya gitmeyi konuşurken bir anda ligde kalır mı yazın hesaplarını yapıyoruz. Hakikaten çok zor bir durumla karşı karşıyayız. Bunun altını çizerek sözü tekrar sana bırakalım Ferit. Peki Cevdet Altınel'e teşekkür ediyoruz aktardığı bilgiler için. Şimdi futbolun gündeminden siyasete dönüyoruz. İstanbul'da Ensar Vakfı Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hedeflerinin ülkenin ihtiyacı olan nesilleri yetiştirmek olduğunu söyledi.
15 Temmuz darbe girişimini önlemede gençlerin çabalarının görmezden gelinemeyeceğini belirten Erdoğan, 15 Temmuz'da sokağa çıkanlar Gezi Parkı gençleri değildi ifadesini kullandı. Biz 14 yıldır kesintisiz hamdolsun siyasi iktidarız. Ama hala sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hedeflerinin ülkenin ihtiyacı olan nesilleri yetiştirmek olduğunu söyledi. İnsan yetiştirmek her şeyden önce inanç gerektirir. Ülkemizin ihtiyacı, milletimizin talebi, bizim hayalimiz olan nesillerin yetiştirilmesi konusunda hala pek çok eksiğimiz bulunuyor. Hala en etkin yerlerde ülkesine ve milletine yabancı zihniyetteki kişilerin, ekiplerin, hiziplerin bulunduğunu biliyorum. Bu durumdan da büyük üzüntü duyuyorum. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ensar Vakfı Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, 14 yıl öncesine göre artık çok farklı bir yerde olduklarını kaydetti. Dün hedefimiz belki sadece bir avuç inançlı, imanlı, bilgili, birikimli nesil yetiştirmekti. Bugün ise hem bulunduğumuz yer çok farklıdır, hem de hedeflerimiz çok çok farklıdır. Elimizde böyle bir imkan varken hala pek çok yeri boş bırakıyor olmamız aklın ve vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Bu konuda Ensar Vakfımıza ve aynı doğrultuda faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Artık biz 80 milyon insanın tamamına ulaşmayı hedefleyen bir hareketiz. Bunun farkında olmamız gerekir. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimini önlemede gençlerin çabalarının görmezden gelinemeyeceğini belirtti. Bugüne kadar milletimize yaptıkları her kötülük yanlarına kar kaldı sananlar 15 Temmuz gecesi tarihi bir ders aldılar. 15 Temmuz'un en büyük kahramanlarından biri de gençlerimizdir. Gençlerimiz hemen harekete geçtiler, tankların altından girip üstünden çıkmaktan darbeci hainlerin üzerlerine gidip işgal ettikleri yerleri kurtarmaya kadar gençlerimiz hep ön saftaydılar. Erdoğan 15 Temmuz'da sokağa çıkanların Gezi Parkı gençleri olmadığını kaydetti. Birilerinin artık yeni nesillerden millete ve ülkeye hayır gelmez dediği gençler o gece böyle söyleyenleri mahcup ettiler. O gece oraya gelenler Gezi Parkı'nın gençleri değildi. Bunu iyi görmemiz lazım. O gece oraya gelenler vatanını seven, yola koyulan gençlerdi. Burada bir güzellik var. Yurtta Sulh Konseyi'nin İstanbul yapılanmasına yönelik dava başlıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'daki eylemleri organize ettiği belirtilen 6'sı general, 24 asker yarın Silivri'de hakim karşısına çıkacak. 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki ana darbe soruşturması kapsamında aralarında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, 6 general ve 17 subayın da bulunduğu 9'u firari, 15'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına yarın Silivri'de başlanacak. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesi karşısında yapılan binada gerçekleştirilecek olan duruşma İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görünecek. Davada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da duruşma savcısı olarak görev yapacak. İkisi asker, 5'i polis, 82'si sivil olmak üzere toplam 89 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu tutulan sanıklar hakkında 3'er kezden 92'şer keze kadar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Davada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 89 kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 65. Hükümet, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Doğan Şirketler Grubu, Dijitürk Genel Müdürlüğü, Casper Bilgisayar Anonim Şirketi de suçtan zarar görenler sıfatıyla yer alacak. Tahliye kararı siyasette tartışmalara neden olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı. İmza için gittiği polis merkezinde ilk kez görüntülenen Kavurmacı, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları gerekçesiyle 4 Mayıs'ta tahliye edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı, iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı, sabah saatlerinde Şenlikköy Polis Merkezi'ne gitti. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kavurmacı, polis merkezinde imza attı. Çıkışta basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Kavurmacı, yargıyla alakalı bir karar, diyeceğim bir şey yok diye konuştu. Ömer Faruk Kavurmacı, İstanbul'da TUSKON'a yönelik FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmış, iddianame hazırlanınca sağlık sorunları gerekçe gösterilerek denetimli serbestlikle tahliye edilmişti. ...15 gün önce Şırnak'ta düzenlenen saldırıda yaralanan uzman çavuş Oğuzhan Yılmaz'dan maalesef acı haber geldi. Yılmaz tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Şırnak'taki terörist saldırıda yaralanan uzman çavuş Oğuzhan Yılmaz, 15 günden bu yana tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehidin Ankara'da umutlu bekleyişini sürdüren ailesi acı haberle yıkıldı. Osmaniye'de olan şehidin evli ve 3 yaşında bir kızı olduğu öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri sabah saatlerinde İran kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesine hava harekatı düzenledi. Harekatta saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre bölgeden alınan istihbarat sonucu 08:45-09:05 saatleri arasında İran kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatla birlikte saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirilirken bölücü terör örgütünün kullandığı 2 mağara, 2 korugan, 2 doçka mevzisi ve 1 barınma alanı imha edildi. Açıklamada Van'ın Çatak ilçesinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiği dünkü hava harekatı sırasında da bir doçka, 3 silah mevzisi ve 1 barınma alanının imha edildiği belirtildi. Musul'u kurtarma operasyonunda artık son aşamaya geçildi. Irak güvenlik güçleri IŞİD'in Musul'da kontrolünde kalan son bölgeyi almak için yeni bir operasyon başlattı. Kentte şiddetli çatışmalar sürerken Birleşmiş Milletler sivillerin büyük tehlikede olduğunu açıkladı. Irak ordusu IŞİD'in Musul'da kontrol ettiği kalan son bölgeyi de almak için yeni bir operasyon başlattı. Musul operasyonunun son aşaması tarihi kent merkezi ve Dicle Nehri'nin batısı boyunca sıralanan 3 komşu bölgeyi kapsıyor. Ortak Harekat Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ordu güçlerinin El Şifa Mahallesi ve Cumhuriyet Hastanesi'ne, federal polis güçlerinin El Zincili Mahallesi'ne ve terörle mücadele güçlerinin de El Saha El Ula Mahallesi'ne saldırı başlattığı kaydedildi. Cuma günü Irak Hava Kuvvetleri sivillere Musul'dan ayrılmalarını söyleyen broşürler atmıştı. Ancak insani yardım örgütleri kaçmaya çalışan sivillerin hayatından endişe ediyor. Musul'un tarihi merkezinin bitişik evler ve dar sokaklardan oluşan yapısı nedeniyle ordunun IŞİD'i çıkarmakta zorlandığı ve hava saldırılarının bu koşullarda siviller için daha da büyük tehlike oluşturduğu belirtiliyor. Amerikan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun da desteğiyle yürütülen operasyonun başladığı Ekim 2016'dan beri yüz binlerce sivil kentten ayrıldı. Birleşmiş Milletler Musul'daki çatışmalarda 8 binden fazla sivilin öldüğünü ya da yaralandığını açıklamıştı. Irak yetkilileri de 580 binden fazla insanın çatışmalar nedeniyle yerlerinden olduğunu duyurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Ramazan ayının ilk günü ırkçı bir saldırıya sahne oldu. Portland kentinde biri başörtülü diğeri siyahi iki kadına ırkçı sözler sarf eden bir kişi kendisine müdahale edenlere bıçakla saldırdı. Olayda iki kişi hayatını kaybederken saldırgan polis tarafından yakalandı. Yes, Aaron, I was on the max. Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde biri başörtülü, diğeri siyahi iki kadına hakaret eden bir kişi dehşet saçtı. Olay Portland kentinde bir yolcu treninde meydana geldi.
Beyaz bir yolcu Müslüman olduğu söylenen iki kadına hakaret ederek trenden inmelerini istedi. Saldırgana trendeki diğer yolcular müdahale etti. Bu sırada zanlı kendisine engel olmaya çalışan üç kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıya uğrayanlardan birinin olay yerinde, diğerinin de hastanede hayatını kaybettiği, bir kişinin de ağır yaralı olduğu belirtildi. Olayın ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan saldırganın kimliği, 35 yaşındaki Jeremy Joseph Christine olarak açıklandı. Portland polisi zanlının iki cinayet, iki nefret suçu, bir adam yaralama ve bir suç aleti taşıma olmak üzere 6 ayrı suçtan yargılanacağını duyurdu. Jeremy Christen'ın 29 Nisan'da Portland'da aşırı sağcıların organize ettiği yürüyüş sırasında solcu protestoculara beyzbol sopasıyla saldırmaktan gözaltına alındığı da ortaya çıktı. Facebook hesaplarında da Yahudi ve Müslüman karşıtı mesajlar paylaşan zanlının Amerikan Başkanı Donald Trump'ın sıkı bir destekçisi olduğu öğrenildi. Güney Asya ülkelerinden Sri Lanka büyük bir felaketle karşı karşıya. Ülkede şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 146'ya yükseldi. Hala onlarca kişi de kayıp. Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya yükseldi. Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batı ve güney kısımlarında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 146 kişinin öldüğü, 112 kişiden halen haber alınamadığı belirtildi. Kötü hava koşullarında 52 kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, sel ve heyelanlardan 442.299 kişinin etkilendiği ifade edildi. En az 100 bin kişinin yerinden olduğu ülkede Afet Yönetim Merkezi, yağışın nehirlerdeki su seviyesini yükseltmesi nedeniyle bazı bölgelerde acil tahliye uyarısı yaptı. Askerlerin selden etkilenen tüm bölgelere ulaştığı, sel ve heyelanlarda kaybolan kişilerin yaşamlarından umudun kesildiği de kaydedildi. Ada ülkesi Sri Lanka'nın orta kesiminde geçen yıl Mayıs ayında meydana gelen toprak kaymalarında da yüzden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı düzenlemesine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Müezzinoğlu, bakanlığın kıdem tazminatına ilişkin çalışmasının yarın Bakanlar Kurulu'na sunulacağını açıkladı. Kanal 7 televizyonunda yayınlanan Başkent Kulisi programında çalışma hayatına ilişkin açıklamalarda bulunan Müezzinoğlu, kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili çalışmanın tamamlandığını söyledi. Çalışmanın yarın Bakanlar Kurulu'na sunulacağını belirten Müezzinoğlu, üçlü danışma kurulumuz var, işçi ve işveren sendikalarımız. Onlarla sonraki sürece geçip geçmeyeceğimize yarın karar vereceğiz. Belki yarın yeni bir çalışma isteyecektir Bakanlar Kurulumuz, diye konuştu. Müezzinoğlu, taşeron işçilere kadro çalışmasına ilişkin hükümetin bir çalışma takvimi belirlemediğini, takvim hazırlığıyla ilgili bakanlıkların konu üzerinde çalışacağını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl olduğu gibi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki katlı otoparkta oluşturduğu Aşevi, Ramazan'ın ilk iftarıyla birlikte kapılarını açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'de ilk orucunu binlerce vatandaşla birlikte açtı. Ramazan, Bursa'nın her köşesinde iftarıyla, sahuruyla, her türlü gece etkinlikleriyle birlikte dolu dolu geçiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki katlı otoparkta kurduğu Aşevi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da hismet vermeye başladı. Burada 4000'i aşkın kişi iftar yapıyor Ramazan'da ve burada buluşuyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ilk iftarda orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Başta Emir Sultan Meydanı'nda, yine Taya Kadın bölgesinde Alemdar Mahallesi ve Yıldırım Çınarönü Mahallesi, yine Görükle'de aynı şekilde Büyükşehir Belediyemiz tarafından kurulan Aşevi var. Uludağ Üniversitemizin içinde aynı şekilde Aşevimiz var.
her akşam farklı noktalarda toplam 12 bin kişiye iftar verileceğini belirten Başkan Altepe, Bursalıları Merinos Parkı'nda iftar sonraları düzenlenecek şehri Ramazan etkinliklerine davet etti. 10 binlerce insanın buluştuğu güzel geceler olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında başlattığı Bursa İpeği Hayat Buluyor projesi, Eşref Ergin İlkokulu öğrencileriyle buluştu. Çeşitli eğitimler verilen öğrencilere İpek böceği yetiştirme seti dağıtıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında başlattığı ve bugüne kadar 25 okulda 2500 öğrenciye ulaşan Bursa İpeği Hayat Buluyor projesi bu kez Eşref Ergin İlkokulu öğrencileriyle buluştu. İpek böceği yetiştiriciliğinin özendirilmesi amacıyla öğrencilere çeşitli eğitimler verildi. Sizin için de burada özellikle bilgi broşürümüz var. İpek böceğimizin yumurtası var ve termometre var. Oda sıcaklığını kontrol edin. Bir sanat eseri nasıl yapıyor, koza nasıl örüyor onu görün. Kendilerine ipek böceği yetiştirme seti dağıtılan öğrenciler, oluşacak kozayı okula geri getirdiklerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından ödüllendirilecek. Bu ipeği geliştirmemiz çok önemli. Bundan dolayı kadrolarımız yıllarca çalışıyorlar. Bakın okul okul sizlere de tanıtıyoruz. Niye? Bunlara siz sahip çıkacaksınız. Gelecekte dünya markalarını sizler oluşturacaksınız. Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız ölümünün ikinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma törenine çok sayıda Gürsulu katıldı. İki yıl geçmesine rağmen hala acısı içerimizde. İki yıl önce makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden dönemin Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız mezarı başında anıldı. Çok sayıda Gürsulu'nun katıldığı anma programında dualar merhum başkan için edildi. Kur'an-ı Kerim okundu. O bizim canımızdı, kardeşimizdi, dostumuzdu. Buradan bu karabalıktan da bunu anlıyoruz. O bizim için hiç ölmedi, o kalbimizde yaşıyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık gibi Cüneyt Yıldız'ın babası Ahmet Yıldız da kendilerini yalnız bırakmayan Gürsululara teşekkür etti. Allah razı olsun, millet unutmadı, unutturmuyor. Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde genel kurul heyecanı vardı. Bir kez daha yönetime gelen Rıfat Aygüler, üyelere yapılan çalışmalar ve gelinen noktayı anlatırken müjdeler Vali İzzettin Küçük'ten geldi. Üyeler güveniyor, devlet güveniyor, piyasada güveniyor. Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde genel kurul heyecanı vardı. İşletme sermayemizi 2 yılda %120 artırdık. Doluluk oranımızı %39'dan %52'ye çıkarttık. Yeniden göreve talip olan müteşebbis heyeti başkan vekili Rıfat Aygüler konuşmasında görevde bulundukları 2 yılda gelinen noktaya değindi. Arsa tahsis sözleşmelerinde %99 başarı sağladık. Bölgemizin değerine değer kattık. Sanayicilere müjde ise aynı zamanda İhtisas Deri OSB'nin müteşebbis heyeti başkanı olan Vali İzzettin Küçük'ten geldi. Arsa ürettik. Bundan 10-15 gün önce onaylandı. Geldi 170 dönüm arsamız var. Sanayiciye vereceğiz. 150 milyon 200 milyon para. Bundan sonra bizim para sorunumuz yok arkadaşlar. Vali Küçük, bölgenin sadece deri değil, karma OSB olacağını söyledi. Müracaat ettik, ilke kararı alındı, bakanlık onaylandı. Arkadaşlar bu süreçte devam ediyor. Hem ihtisas hem de karma. İkisi bir arada olacak. Aidat ve faturalar da hafifleyecek. Bundan alınan su, aidat paraları indirilecek arkadaşlar. İlk müteşebbis heyetinde daha sonra da elektrik paralarında indirim olacaktır, haberiniz olsun. Teknosap projesinin temeli de Haziran ayında atılacak. Teknosap, teknoloji organize sanayinin 720 dönümlük yeri onaylandı. Şu anda çok az bir bireylere ait arsa kaldı. Haziran ayında Teknosap'ın temelini atıyoruz arkadaşlar. İlginç bir haber var sırada. Bursa'da yemek sonrası dişini çatalla karıştıran genç kız hastanelik oldu. Genç kızın boğazına kaçan çatal, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan operasyonla çıkarıldı.
Olay Orhan Gazi'ye bağlı Üreyil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 19 yaşındaki genç kız akşam yemeği sonrası dişini karıştırdığı çatal elinden kayarak boğazına kaçtı. Taksici olan babası tarafından Orhan Gazi Devlet Hastanesi'nde kaldırılan genç kız, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Boğazındaki çatal başarılı bir operasyonla çıkarılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. 15 kişinin bulunduğu minibüs devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftar dönüşü meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçük Elmalı köyünde bir iftara katılan ve Bursa'ya dönmek için yola çıkanları taşıyan Fahrettin Duman yönetimindeki minibüs Bursa-Ankara Karayolu İnegöl girişinde devrildi. Kazada 41 yaşındaki sürücü Fahrettin Duman'la Sevinç Duman, Alpay Duman, Eda Sarı, Tanju Sedef, Selma Beler ve Ömer Duman yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Antalya'da bir üst geçitte aniden duran otomobil kazaya neden oldu. Bir polis aracının duran otomobille çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Antalya'da polis aracının aniden duran otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü. İkisi polis, 5 kişi yaralandı. Kaza Kepez ilçesi Gazi Bulvarı Düden Kavşağı'nda meydana geldi. 22 yaşındaki Gürkan Gürzal düşen bir parçayı kontrol etmek için köprülü kavşakta aniden durdu. Bu sırada aynı yönde giden Kepez ilçe emniyet müdürlüğüne ait polis memuru Mehmet Ali Sert yönetimindeki ekip aracı otomobili arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç yola savrulurken otomobil sürücüsü Gürkan Gürzal da araçta bulunan Burak Ünlütaş, Ramazan Serdar Ceylan, Ramazan Can Aydoğmuş da polis memurları Mehmet Ali Sert ve Nazmi Koz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ramazan Serdar Ceylan, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucunda kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Can Aydoğmuş tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Manisa ardı ardına meydana gelen depremlerle sarsıldı. Saruhanlı ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Göl Marmara ilçesinde en büyüğü 4.8 olmak üzere onlarca sarsıntı daha kaydedildi. Depremler gün içerisinde de sürdü. Manisa 12 saat içinde en büyüğü 5.1 olan depremlerle sallandı. Depremlerin ilki Saruhanlı ilçesinde akşam saat 18.53'te meydana geldi. Kent genelinde etkili olan ve çevre illerden de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından panik yaşandı. Manisalılar sabaha karşı meydana gelen sarsıntılarla bir kez daha sokağa döküldü. Göl Marmara ilçesinde bir saat içinde en büyüğü 4.8 olan 3 sarsıntı daha kaydedildi. Bir dakika geçmedi, divanı sallıyor böyle, divanlar sallanıyor çukur çukur. Yatarken kalkıyorsun işte, hissedecek bir şey yok. Korku, başka ne olacak? Hissedince ne yaptın? Dışarı mı koştunuz? Çok bağırdım, dışarı çıkasıya kadar hani çok korktuk. Depremlerde Göl Marmara ilçesinde 35 ev hasar gördü. Deprem anında neredeydin? Buradaydım. Evindeydin. Evet. Hissettiniz? Evet, çok. Çok. Evde ne kadar hasar var? Nerelerinde hasar var? Her tarafında hasar var. Evin her tarafı göçtü. Hiç sağlam bir yer kalmadı. Tabii o anda buradan toz çıktı. Biz dedik bu mahalle komple göçtü diye biliyoruz ama buranın tozuymuş o da. Bazı bölgelerde çatlaklarımız var yani. AFAD ekipleri evlerine dönemeyen vatandaşlar için çadır kurdu. 15'e yakın
oturulamayacak evimiz var. Bu evler genelde kerpiçten evler. Bir 20 civarında da yine hasarlı ev var. AFAD yeterli derecede çadır hemen gönderdi. Çalışmalarımıza başladık. Yaralımız yok şükür. Can kaybı ve benzeri durum yok şükür. İlçede gün içerisinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem halkı bir kez daha sokağa döktü. Çok yoğun bir sallantı oldu. Evet. Deminde evet. Ben okuyacaklarken aynen sallandı. Aynen kesilmedi. Devam ediyor. Depremler nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar evlerine dönmüyor. Adana'da dün gece silah sesleri yankılandı. Bir kahvehaneye uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırının ardından alarma geçen polis kaçan saldırganları yakalamak için operasyon başlattı. Adana'da kimliği belirsiz kişiler bir kahvehaneyi uzun namlulu silahlarla taradı. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Olay Seyhan ilçesi Bahçeli Evler Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde cadde üzerindeki kahvehaneye kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı. Çok sayıda kurşun isabet eden kahvehanede bulunan 23 ve 17 yaşındaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan buldu. Polis kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Son haberimizle efendim. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.